Bu videomuzda entropinin ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Entropi kavramını ilk duyduğunuzda size biraz anlaması zor bir kavram gibi gelebilir. Fakat entropi ile ilgili videolarımızı izledikçe ne olduğunu daha iyi kavrayacaksınız. Entropinin en yaygın ve en tipik tanımları düzensizlik kelimesini içerir. Yani entropiyi bir sistemdeki düzensizlik olarak tanımlayabiliriz. Bunu bir yazalım. Bir sistemdeki düzensizlik. Şimdi bu tanımı aklınızda tutun. Hatta size tavsiyem videoyu durdurarak burada gösterilmiş iki oda resmini birbiriyle kıyaslayın ve kendinize hangisinin entropisi daha yüksek diye sorun. Bunu yaptıktan sonra da buradaki ayı ve güneşi kıyaslayın. Tabii burada ay ve güneşin ölçüye uygun verilmediği açık. Resimler ölçüye uygun olsaydı eğer güneş aydan çok daha büyük olurdu. Fakat bu iki sistemin hangisinin entropisi daha yüksek? Evet, yeteri kadar düşündüğünüzü varsayıyorum. Şimdi bu iki oda resmine bakalım. İlk oda diğerine göre daha düzenli gözüküyor. Temiz bir oda olduğu açıkça belli. İkinci oda ise düzensiz gözüküyor. Hatta oldukça dağınık ve kirli bir oda da diyebiliriz. Entropinin tanımını aklımıza getirelim lütfen. İkinci oda daha düzensiz, yani ikinci odanın entropisi daha yüksek diyebiliriz. Temiz oda, dağınık oda örneğine birçok ders kitabında rastlarsınız. Genellikle dağınık oda yüksek entropi örneği olarak kabul edilir. Fakat esasen olay sadece bundan ibaret değil. Yani düzensizliğin bu formu ile bu formu aynı şey değil. Bunu açık bir şekilde yazalım. Dağınıklık entropiye eşit değildir. Evet, ne yazdık? Dağınıklık eşit değildir entropi. Şimdi entropi kavramındaki düzensizliğin ne anlama geldiğini anlamaya çalışalım. Entropideki düzensizlik aslında bir sistemin bulunabileceği hal sayısı ile alakalı. Peki bir sistemin halleri derken ne demek istiyoruz? Burada bir kabımız var diyelim ve bu kabın içinde de rastgele hareket eden 4 adet molekülümüz var. Burada bir pembe molekül, bir mavi molekül, bir sarı ve bir de yeşil molekülümüz olsun. Bu çizdiğim sistem için belirli bir hal, belirli bir dizilim olabilir. Fakat az önce de söylediğim gibi bu moleküller rastgele sağa sola hareket eden moleküllerden başka şey değil. Dolayısıyla başka dizilimlere de sahip olabilirler. Yani bu sistemin başka halleri de olabilir. Mesela bu ikinci halde sarı molekül buraya yerleşmiş olsun, mavi molekül buraya, pembe molekül buraya, yeşil molekül de buraya yerleşmiş olsun. Özetle bir sistem birçok farklı halde bulunabilir. Ben burada sadece iki farklı hali çizdim. Fakat bunlar dışında çok daha fazla halde bulunabilirler. Bu çizdiklerimin her biri sistem için belirli haller. İçinde 4 molekül olan bu sistem burada kenarda dursun. Şimdi başka bir sistem çiziyorum. Bu sistemde daha büyük bir kabımız olsun ve içinde de daha fazla molekülümüz olsun. Mesela bu sistemde 2 sarı molekül, bir mavi molekül, bir yeşil molekül, bir yavru ağzı. Bunları çizmek çok eğlenceli. Ve bir de pembe molekül olsun. Daha büyük olan bu sistemde moleküllerin bulunabileceği daha fazla yer var ve daha fazla sayıda molekül var. Dolayısıyla bu sistemin daha fazla dizilimi olabilir. Yani daha fazla halde bulunabilir. Burada sadece bir tanesini çizdim. Ancak bu moleküller sağa sola rastgele hareket ediyor. Bu sistem çok daha fazla hallerde bulunabilir. Belirli bir zaman aralığında moleküllerin nerede olacaklarını tam olarak bilemeyiz. Ancak ikinci sistemin sahip olduğu olası hal sayısının ilk sisteme göre çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. İlk sistemin bulabileceği olası haller daha az. İkinci sistem ilkine kıyasla daha çok olası hale, daha çok dizilime sahip olduğu için ikinci sistemin entropisi daha fazladır. Aslında düzensizlikten bahsettiğimizde bir sistemin sahip olduğu hallerin sayısından bahsederiz. Bunu kavraması çok da zor değil. İkinci sistemde hareket eden çok daha fazla molekül var. Bu yüzden bu moleküllerin hareket edebileceği çok daha fazla yön ve alan var. Haliyle bu sistemin daha çok entropiye sahip olması mantıklı. Şöyle bir toparlayalım. Entropi hakkında konuşurken belirli bir dizilim ya da belirli bir halden bahsetmiyoruz. Daha ziyade molekülün tam olarak nerede olduğundan bağımsız olarak sistemin bütününü kastediyoruz. Oda örneğine dönecek olursak aslında orada belli bir halden bahsediyoruz. Dağınık belirli bir hal. Temiz de belirli bir hal. Fakat bir odanın sahip olabileceği farklı dizilimlerin sayısından bahsetmiyoruz. Mesela bu düzenli olan oda daha büyükse daha fazla sayıda dizilime sahip olabilir. Bunu moleküler seviyede anlatmak daha iyi olacak sanırım. Birinci oda sıcak ve daha büyük. İkinci oda soğuk olsun. Birinci odanın içinde daha fazla molekül, hatta bu moleküllerin de çok daha fazla sayıda dizilimi olacak. Dolayısıyla birinci oda daha yüksek entropiye sahip olacak. Şimdi aynı mantık ile ay ve güneşi kıyaslayalım. Sizce hangisi daha fazla entropiye sahip? Güneş aydan daha büyük. Sayıca çok daha fazla moleküle sahip. Üstüne üstlük inanılmaz derecede sıcak ve buradaki moleküller çok daha hızlı hareket ediyor. Ay ise küçük ve soğuk. Sayıca çok daha az moleküle sahip. Yüksek sıcaklığa sahip olmadığından katı bir yapıya sahip. Yani aydaki moleküller çok fazla hareket edemez. Özetle ay güneşe oranla çok daha az sayıda farklı dizilime sahiptir. Farklı hale yani sahiptir. Güneşi bir sistem olarak düşünürsek güneşin entropisi aya kıyasla epey fazla olacak. Bunu da yazalım. Güneşin entropisi aydan çok daha yüksektir. Şöyle düşünelim. Aydaki her bir molekülün ya da atomun nerede olduğunu söyleyebilmek için çok fazla bilgiye sahip olmak gerektiğini biliyoruz, görüyoruz. Fakat güneşteki her bir molekül ya da atomun nerede olduğunu söyleyebilmek demek çok daha fazla bilgiye sahip olmak demek. Güneşe baktığımızda büyük bir hacim görürüz ve bu hacimdeki bir sistemdeki her şeyin hareket ettiğini ve hepsinin epey yüksek enerjiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Umarım bu video entropinin ne olduğu konusunda size biraz fikir vermiştir. Entropinin üzerine düşündük ve bir sürü şey söyledik. Hala çok önemli bir kavram olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak aslında entropi oldukça önemli bir kavram. Çünkü belli bir noktada evrimi entropi ile tamamlayabiliriz. Termodinamiğin 2. yasasında evrenin entropisi sürekli artar demiştik. Yani sürekli olarak daha fazla olası halin bulunduğu bir evrene doğru ilerliyoruz.